Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Robert. Arkadaşlar 10. sınıf İngilizce yazılıyor hazırlık. Fakat sayfamı çevirdiğimde ve bütün sınavları bitirdiğimde 21 Mayıs'a bakıyorum. 10 numara 5 yıldız bir fakat sınavları da bitirdikten sonra hocam biz 10'dan 11'e geçiyoruz. Bakın yalnız bırakmıyoruz sizi. 10'dan 11'e geçişte 11. sınıf İngilizce hazırlık seti vallahi sizleri bekliyor. Peki şimdi ben bu küçük tanıtımdan sonra bilgilendirmeden sonra hemen... <laughs> theme 7 ile başlıyorum. Yani arkadaşlar 7, 8 ve 9. ünitelerde ne gördük biliyor musunuz? Diyor ki, hocam biz ulusal ve uluslararası festivalleri işledik. Tamam ama burada önemli olan, benim için en önemli olan... ...comparative ve superlative konusu. Çünkü hocam yüzde %100 sınavda soracak mı? Vallahi soracak diyorum. Arkasından relative clause dediğimiz husus... ...yani 8. ünitede değil mi? Relative clause dediğimiz who'lar, which'ler, that'ler... ...on numara önem kazanıyor. Ve arkasından if clause'larla, which clause'larla... ...defteri 9. ünitede döreceğiz arkadaşlar. Peki, herkes hazırsa sayfamı çevirdim ve buyurun birlikte başlayalım. Bizi en çok korkuttuğunu düşündüğümüz mesele neydi arkadaşlar? True false. Doğru yanlış. Cümlelerin doğru yanlış olması ama metin bizi çok korkutuyor. Ben de her zaman diyorum ki arkadaşlar birinci cümleyi okuyun. Doğru mu yanlış mı bulana kadar ve ondan sonra ikiye geçin. Dolayısıyla metnin içerisinde cebelleşmek zorunda kalmayın. Buyurun birlikte yapalım. Diyor ki şimdi bana write T for true. Doğru için T yazınız, F for false answers ve yanlış olanlar için de F yazınız diyor. Cherry Blossom Festival is held in Japan. Şimdi Japonya'da Cherry Blossom diye bir festival var mı yok mu? Buyurun başlayalım. The Cherry Blossom Festival is yearly event bakın yıllık bir hadiseymiş yıllık bir olaymış held in japan doğru mu hocam hemen yeşille doğru dedim neden çünkü Japonya'da bakın ele alınan kutlanan yapılan yıllık bir değil mi arkadaşlar bir festivaldir bir bayramdır devam People, özür The festival marks the beginning of summer. Diyor ki bu bayram yani bu festival neyi işaret eder? Yaz mevsiminin başlangıcını ifade eder. Bakalım doğru mu? Yazı mı ifade ediyor? The festival marks the beginning of spring. Bakın diyor ki festival baharın başlangıcını Hop reprize eder. Yani onu ifade eder, onu ima eder. Ama burada yazın demişti. Olmadı arkadaşlar. Otomatikmen F'yi koydum ve devam ediyorum. People have picnics during the festival. Peki bu festival boyunca insanlar piknik yapıyor mu arkadaşlar? Birlikte bakacağız ama devam edelim. When the cherry blossoms, Değil mi arkadaşlar? Şimdi buna sakura deniyor Japonya'da. Hani şu kirazlar çiçek açıyor falan ya, bloom açmak. Tamam, işte bu baharın gelişini simgeledi. Mark onu göstermek, onu simgelemek. The festival is celebrated in many cities. Throughout Japan, Japonya dediğimiz bu ülkede, birçok şehirde bu kutlama, bu festival yapılıyor mu, kutlanıyor mu? Evet. But the most famous one, ama ger gör ki işin içerisinde en ünlü olan Tokka'da yapılıyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun tamam mı? Pekala. Şimdi... We, we know, we know park yani orada yapılıyormuş. During the festival ve bu festival boyunca, bu festival süresince the park is filled with people. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu parkın içerisi insan seline dönüşüyor doğru mu? Ve bu insanlar enjoying the beautiful pink flowers. O pembe çiçeklerin içerisinde gönüllerince eğleniyorlar. Many people have picnics. Bakın şimdi anahtar kelimem neydi? piknikti. Şimdi piknikle karşı karşıyayım. Many people have picnics under the trees. Birçok insan ağaçların altında ne yapıyor? Piknik yapıyor and take lots of photos. Ve arkadaşlar fotoğraflar çekiliyorlar. Dedi ki bu festivalde insanlar piknik yapıyor mu? Vallahi yapıyor. O zaman true cevap olarak geldi. 4. American hot dogs are sold during the festival. Diyor ki bu festival boyunca Amerikan hot dog yiyeceği satılır. Şimdi bu zaten bir Japon festivali olduğuna göre belli ki bu kafadan yanlış ama yine de okumakta ve görmekte fayda var arkadaşlar. Bakalım. There are also food stalls selling delicious Japanese snacks. Bakın konu kapandı arkadaşlar. Diyor ki bir sürü bakın Yiyecek satan küçük tezgahlar görüyoruz burada. Fakat bu yiyecekler son derece lezzetli Japon atıştırma, atı, atıştırmalıkları. Bakın arkadaşlar American dediğine göre ne yaptım? Defterimi dürüm gibi dürdüm ve false'u koydum. The festival is a tourist attraction. Peki bu festival, bu bayram bir turist atraksiyonu mudur? Yani turistleri kendine doğru çeken bir atraksiyon mudur? Bakacağız şimdi. Şimdi yiyecekleri saydı. Mochi, tokoyaki falan filan bunlar satılıyormuş arkadaşlar ama hot dog satılmıyormuş. The Cherry Blossom Festival is an important part of Japanese culture. Şimdi diyor ki bakın bu festival Altını çizelim. Cherry Blossom bayramı, değil mi arkadaşlar? Kutlaması. O kadar önemli ki bir Japon kültürünü gösterir bize. And attracts many visitors konu kapanmıştır. Diyor ki bakın, attracts kendine doğru çekmek demektir. Birçok visitorı hem de dünyanın birçok yerinden kendine doğru çekiyor mu? İşte o zaman bu bir tourist attraction'dır. Aslan gibi T'yi yazar. Sayfamı da yiğitler gibi çeviririm arkadaşlar söyleyeyim size. Şimdi hocam Burada bir takım kelimeler var. Kelime sorusu %99 değil. %100 gelecek çaresi yok. O yüzden bu boşlukları değil mi arkadaşlar vermek durumundayız. Beraber çalışalım. Feast. Şimdi feast aslında bir festivali, bir ziyafeti, bir bayramı karşılayacak. Dessert tatlıyı karşılayacak. Bakın çift s ile yazdım, z ile okudum. Dessert, recipe, recipe diyor bazı arkadaşlarım. Arkadaşlar ağzımıza tokatı yeriz. Ciddi söylüyorum ben de siz de hepimiz yeriz. Eğer buna recipe dersek ama recipe on numara 5 yıldız yemek tarifi anlamına gelir. Cuisine kuzen gibi düşünün. Kuzenin e'sini iyi yapın. Cuisine mutfağı ifade edecek. Palat normalde damak demektir. Damak tadınızı ifade eder. Tradition gelenekselliği ifade edecek. Spice arkadaşlar çeşni. Yani işte... Kırmızı biber, pul biber, bilmem ne, e, karabiber, ne onun adı baharatı ifade edecek. Şimdi birlikte yiğitler gibi hazırsanız dolduralım diyor ki the boşluk of India. Şimdi belli ki bu Hindistan mutfağından bahsedecek. Is very popular all over the world. Tüm dünyada arkadaşlar biz bir yemekten değil de bir ülkenin mutfağından bahsedeceksek hemen kuzen dediğimiz değil mi? Cuisine kelimesini yazalım arkadaşlar. Diyor ki the cuisine of India is very popular all over the world. India'nın mutfağı değil mi arkadaşlar? Tüm dünyada popülerdir. O zaman ne yaptım? Cuisine kelimesini attım çöpe. Şimdi geldim ikiye. Şimdi sinamon dediğimiz değil mi? Bir şey var. Bir baharat var. Neydi o? Tarçın. Sütlacın üzerinde değil mi? Nasıl gider arkadaşlar? Efendime söyleyeyim. Cinnamon is a common o zaman ben ne demek durumu? Spice değil mi arkadaşlar? Kelime mi tekil olarak alacağım. Bakın ve hemen boşluğa spice yazıp kendimden geçeceğim. Şimdi salepimin üstüne serpiyorum öyle düşünün. Cinnamon is a common spice used in many desserts. Tatlıların üzerinde kullanılan son derece yaygın bakın yaygın bir çeşnidir. Yani baharattır. Geldim arkadaşlar 3'e. My grandmother gave me her secret. Şimdi belli ki büyük anne bak büyük annem bana gizli sır gibi sakladığı bir şeyi verecek. Neyi verecek? E belli ki bir recipe değil mi? Bir şeyin tarifini verecek. Şimdi önce şuraya recipe'yi yazalım sonra okuyalım. My grandmother gave me her secret recipe for her famous apple pie. Şimdi bu kadının ünlü bir turtası varmış. Elmalı turtası varmış. Elmalı turtanın da gizli bir tarifi varmış. Bak bana verdi diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Recipe'nin üzerine çizmiş bulundum. Devam etmek istiyorum. Diyor ki your boşluk is ha bak burası önemli arkadaşlar. Sizin şimdi tat meselesi, değil mi? Yani bir şeyi ağzıma attım. Bu benim damağıma uydu mu uymadı mı? İşte biz bu proses, bu sürece ne diyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi your palate. Burada damak zevkini ifade eder. Your palate is your sense of taste. Bakın Tat alma duyumu ilgilendirir damak lezzeti. Dam Aslında kelimenin kendisi damak demektir bilginiz ol olsun arkadaşlar. Bu da tabii ki tadı ifade edecektir. Taste tatmak tat vermek anlamında kullanılabilir. O yüzden palatın üstünü çizdim arkadaşlar. Şimdi müsaade ederseniz devam edelim. Thanksgiving bir şükran günü var değil mi arkadaşlar? Is a time for families to come together. Şimdi bu öyle bir event, öyle bir kutlama, öyle bir olay, hadise ki aileler ne yapıyor? Come together. Bir araya geliyorlar. And enjoy a feast. Şimdi aileler bir araya gelirler ve bir yortu diyorlar ya bu Hristiyanlar hani değil mi arkadaşlar? Feast. Hani biz bayram olarak, festival olarak ama aynı zamanda bir ziyafet olarak da çevirebiliriz. Enjoy a feast. İşte bu ziyafetten lezzet, keyif almak için bir araya gelirler ki biz bu sürece Thanksgiving diyebiliriz arkadaşlar değil mi? Pekala. Do you have a favorite? Bu arada feast'in üzerine çizmek istiyorum. Do you have a favorite? Bu şimdi en sevdiğim, favori olan nokta nokta. That you like to eat after dinner. Şimdi yemeklerden sonra ağzına atmaktan hoşlandığın, yemekten keyif aldığın en favori dessert'ün. Muhtemelen neyi soruyorum arkadaşlar? Yanlış yazdım özür dilerim. Şöyle hemen düzeltiyorum. Dessert. Muhtemelen Tatlını soruyorum. Do you have a favorite dessert that you like eat after dinner? Yemeklerden sonra atıştırmaktan keyif aldığın favori bir tatlın var mı dedim. Dessert'ün üstünü çizdim. Şimdi buraya kadar yaptıklarımdan kesinsem ve eminsem ne yapıyorum arkadaşlar? Size söyleyeyim. Geriye kalan kelimeyi tradition son derece korkusuz bir şekilde boşluğa yazıyorum ama tabii size anlatmak zorundayım. In many cultures, birçok kültür içerisinde it is a tradition, bir gelenek vardır. Nedir? To serve certain foods. Serve, hizmet etmek, servis etmek. Belli bir takım, bakın kati, belli bir takım yiyecekleri during special occasions. Ha, bazı kültürlerde bazı yemekler geleneksel olarak ikram edilirmiş arkadaşlar. Tradition, gele, değil mi? Bizim gelenek göre, göreneklerimizi ifade edebilir. Sayfamı çeviriyorum. Arkadaşlar bakın hem de hem de yüzde yüz artı yüzde yüz diyorum. Müthiş bir konu. Burayı mümkünse iki defa izleyin. Sizin hayrınızdadır. Niye hocam? Çünkü diyor ki fiilleri yerleştireceğiz. Ama bu fiiller to ile mi yerleşecek? ING ile mi yerleşecek? Çok önemli. Size müthiş bir tüyo vereceğim. Ama birle başlamadan önce lütfen yönergeyi okuyalım. Choose the correct form of the verb. Bir fiil var. Bu fiilin düzgün olan biçimini seçiniz ki to complete the sentence. Şimdi ben doğru olanı yeşille yuvarlak içine alacağım daha net olsun diye. Prefer fiilinin bir özelliği var. Diyor ki benim arkamdan gelen fiil ya ing ile isimleşmeli ya da arkadaşlar to ile isimleşmeli. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz kati surette prefer'ün arkasından bir fiili yalın halde getiremeyiz geç gitti. Şimdi genel ve özel durumlar diye ikiye ayrılır. Tercih ettiğim son derece genel bir durumu. Hani I prefer walking. Ben yürümeyi tercih ederim. Ya otobüse binmek yerine yürümeyi tercih ederim. Bakın I prefer taking. I prefer talking. I prefer walking. Tamam bunlar genel tercihlerdir. Fakat bazen hususi durumlar vardır. Yürümeyi tercih ediyorum özellikle akşam yemeklerinden sonra yani genelden özele bir geçiş varsa arkadaşlar biz kesinlikle prefer'ın arkasından to getirmek zorundayız. Hocam e, prefer ing da alır. Doğru. Geneli ifade eden, acayip şey. Geneli ne demekse? Geneli ifade eden durumlarda. I prefer taking, I prefer walking. Fakat bu kişi özellikle akşam, ha, burada specific situation, özel bir durum var. I prefer to take a walk. After dinner. Akşam yemeğinden sonra yürümeyi tercih ederim. Özel bir durumdur. To take demek zorundayım arkadaşlar. Geldim ikiye. Şimdi iki de diyor ki bana. She likes to like liking şimdi she'nin arkasından gelecek olan fiil tek başına önünden to alabilir mi hayır she likes she goes she comes ama she to like diye bir şey yok she liking şöyle olurdu mesela she is emizar olsaydı fiil ing ile she'nin arkasından gelebilirdi tabii ki Şeye de bağlı bu. State verb durumlarına bağlı. Şimdi bunun üstünü sildim. Bakın arkadaşlar. She likes. Cümlemi tamamladım. Birlikte okuyalım. Buyurun. She likes to read books on the weekends. Diyor ki o hafta sonlarında kitap okumayı sever. Üçüncü tekil şahıs üstüne s istedi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi he enjoys. He To enjoy, şimdi öznenin arkasından gelecek olan fiil. Ne yapamaz? Önünden toyu alamaz. Öznenin arkasında emizar yoksa fiil ing ile de muhtemelen ne yapamaz? Gelemez arkadaşlar. O zaman ben ne yapıyorum? She, he, it enjoys diyorum, değil mi? He enjoys playing soccer with his friends. Bakın, o arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamayı sever demişiz arkadaşlar. Geldik dörde. They love. They to love, they loving. Bakın aynı hikaye. Öznenin arkasından fiil to ile fiil ing ile kural neydi? They love olabilir ama they to love olamaz. They love olabilir ama they loving olamaz. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen love kısmını para şeye alıyorum. Yuvarlak çınar. They love listening to music. Love ne diyor? Benim arkamdan gelen fiili. Enjoy ne diyor? Benim arkamdan gelen fiili. Değil mi? ING ile isimleştirebilirsiniz. Listening to music. Müzik dinlemeyi seviyorlar. Geldim 5'e. Bakın şimdi arkadaşlar. We do not like. We don't like. Olabilir mantıklı. We To not like olmadı arkadaşlar bakın yardımcı fiil eksikliği. We not liking we do değil mi? We are not misal emizar olması lazım ki fiil ayıncıyı değil mi arkadaşlar alabilsin. Ama like zaten normalde continuous tense'te kullanılan bir fiildir. Stative verb bu da ayrı bir konu attık kenara. O yüzden we do not like yani we don't like'ı yuvarlak alıp okuyoruz. We don't like eating spicy food. Biz baharatlı yiyecekler yemeği sevmeyiz. Like Arkasından to da alabilir fiiline, ing da alabilir fiiline. Bu kadar basit. Geldim 6'ya. Bakın aynı hikayeyle karşı karşıyayım. She hates olur ama to hate olmaz, hating olmaz. Emizar olsaydı belki olurdu. She is hating. Ama hate'in bir özelliği var. Continuous tense'te kullanılmıyor. She hates demek zorundaydı. Dolayısıyla yuvarlak için alıp okuyorum. She hates running in the morning. Sabahları koşmaktan nefret eder. He doesn't mind. Bakın şimdi aynı hikaye. He to not mind. Attım çöpe. He not minding. E yok arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Bakın. He Doesn't mind. Hiç kafasına takmaz. He doesn't mind. Mind'ın bir özelliği var. Mind arkasından gelen fiili ing ile isimleştirir. He doesn't mind staying up late. Geç saatlere kadar oturmayı pek de umursamaz. Geldim 8'e arkadaşlar. Bakın. They are fond of. Şimdi bir yapı var değil mi İngilizce'de? Nasıl? Düşkün olmayı karşılayan be. Fond of. Nokta noktaya düşkün olmak. Şimdi emizar olarak gelmek zorunda. Be'yi özne ile karşılaştık kar, yani özne ile bitişirdiğimde emizara dönüşmek zorunda bir. Bakın burada dönüşmüş ama burada to be olarak kalmış, dönüşmemiş. Burada arkadaşlar bakıyorum being fond of. De, değil mi? To be a, am is ara dönüşmeli arkadaşlar. O zaman they are fond of watching movies. Onlar film izlemeye düşkünlerdir derken be Ara dönüştü öznenin çoğulluğundan dolayı. They are fond of watching movies on the weekends. Hafta sonlarında film izlemeye bayılırlar. Buna düşkünlermiş arkadaşlar. Bakın neydi? Demiştik ki I prefer. I şimdi. I ile fiilin arasına bakın özne ile fiilin arasına to gelebilir mi? Gelemez gitti. Öznenin arkasında emizar yoksa fiil ayıncı alabilir mi? Alamaz gitti. Biz dedik ki. Özel durumlar söz konusu olduğunda Prefer arkasından to ister. Bakın şimdi. I prefer to study in a quiet place. Şimdi I prefer studying değil mi? Ders çalışmayı tercih ederim. Benim genel bir özelliğimdir. Oyundan ziyade derste. Ama bakın arkadaşlar. Quiet place burada ne var? Specific situation. Specific özel. Situation durum. Özel bir durum var. Özel durum olunca prefer arkasındaki fiili to ile isimleşmiş isterdi. I prefer to study in a quiet place. İşte bu kadar ve son. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar be interested in ilgi duyduğumuz bir şey söz konusuysa bakın be interest ilgi ya hani değil mi ilgi duymak ya yazalım şuraya be interested in bir şeye ilgi duymak. Şimdi fakat be tıpkı fond ofta olduğu gibi özneyle buluşacağında emizara dönüşmeli öznenin tekilliğine ve çoğulluğuna göre. O zaman hop 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 kırmızıyla çiziyorduk özür dilerim arkadaşlar hemen düzeltmemi yapayım. O zaman bu kısım kesinlikle yanlış ve yukarıda olduğu gibi bu kısım da yanlış olmak zorunda. B'ye ING vermiş çünkü. Ama we are interested in learning. Evet. Hemen yeşil kalemimi aldım. Ve dedim ki, we are interested in learning new languages. Biz yeni diller öğrenmek ile alakalıyızdır. Dedim, sayfamı çevirdim ve arkadaşlar, işte size on numara beş yıldız bir relative clause konusu getirdim. Sınavda yüzde 850 milyon çıkacak. Şimdi daha açık renkli bir kalem ile turuncu olayı anlatmaya çalışalım. Bakın şimdi, size karışık kelimeler verilmiş mi? Verilmiş. Arkadaşlar, biz her ne kadar işi burada biraz tonguç akademi olarak zorlaştırdıysak da emin olun sınavda hoca size bir güzellik yapacak ve cümlenin başlaması gereken o kelimeyi mutlaka büyük harfle yazacak. Biz birazcık zorlaştırdık. Şimdi benim derdim şu. Buradaki Kelimeler nasıl bir araya gelir cümle oluşturur? Değil de ben biraz kolaya kaçacağım. Cümlelerimi oluşturacağım ama relative clause'un ne olduğunu o cümleler üzerinden anlatacağım. Çünkü bakın özellikle dikkat ediniz diyor relative pronounlara. Benim derdim bu. Şimdi arkadaşlar. Mountain I yesterday climbed the steep was very rich. Bunlar nasıl bir araya gelir derseniz. Şimdi dağ ne yapılır arkadaşlar? Dağ tırmanılır doğru mu? Bakın şimdi ben bir dağa tırmanmışım. Şimdi bunu normalde sana büyük harfle verecekti ya. Sen otomatikman ne yapacaktın sınavda? Zaten the mountain diye bunu kafadan yazacaktın. Şimdi ben bir dağdan bahsediyorum ama sorun şu. Hangi dağ? Yeşil kalemimi aldım. Bakın arkadaşlar dağa tırmanış yapmışım. The mountain which I climbed. Hemen buraya which işte relative clause kelimem geldi. Which I climbed. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle yapalım. Which I climbed yesterday. Yesterday. Şimdi dün kapattım arkadaşlar. Şimdi normalde cümlenin orijinali ne olmalıydı? The mountain was very steep. Değil mi arkadaşlar? Çok steep dik olmayı ifade ediyor. The mountain was very steep. Da çok dikti. Sorun şu. Hangi dağ arkadaşlar? Bakın hemen dağın arkasından tanımlayan cümleyi getirdim. Değil mi? İlgi cümlesi diyorum buna. Relative close. Bakın relative akraba ya hani. The mountain which I climbed yesterday. Dün tırmandığım dağ. Hangi dağ? Dün tırmandığım dağ. İşte onu şöyle sanki slash arasına alarak ayırdım. Tamam mı arkadaşlar? Was very steep. Çok dikti. Bakın gelin bir tane daha yapalım. Hemen bir siyah kalem. Belki işimizi daha da kolaylaştırır. Şimdi arkadaşlar. Biology. Toad. Şimdi bak zaten şurada bir şey belli etti. Biyoloji öğretmeni. Güzel. Bunu aldım. Bunu alacağım birazdan. Şimdi bu öğretmen belli bir öğretmen mi? Evet belli bir öğretmen. Sınavda hocam D'yi bana büyük harfle verir mi? Kesinlikle verir. O zaman ben şuraya The Teacher yazabilir miyim? The Teacher yazabilirim. Pekala. Şimdi the teacher'ımı yazdım. Şimdi bir öğretmenden bahsediyorum ama sorun şu. Bu hangi öğretmen? Bakın last name'ini vermiş arkadaşlar değil mi? Soyadını vermiş. Şimdi gelin yazalım birlikte. The teacher ki onun. Bakın şimdi whose last name. Gördünüz mü arkadaşlar? Is Johnson. Şimdi şuraya birlikte Johnson'ı yazalım. Okuyalım bir. The teacher whose last name is Johnson. Soy ismi Johnson olan öğretmen ne anlattı arkadaşlar? Biyoloji ne yapılır? Öğretilir, anlatılır. O zaman teach fiilimin ikinci hali olan taught. Şuraya gelin birlikte yazalım ve hemen arkasından da şöyle biyolojiyi getirip cümlemizi birlikte okuyalım. Buyurun. The teacher whose last name is Johnson. Soy ismi Johnson olan öğretmen. Hangi öğretmen? soy ismi Johnson olan öğretmen taught biology, biyoloji dersini anlattı. Şimdi güzel güzel bir tane daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar dog chased by the man which was stolen had been. Şimdi ortalık çok karışık ama benim derdim relative clause anlatmak. Şimdi bizim elimizde bir tane köpek var mı arkadaşlar? Var. O zaman zaten bu the ne olacak? Size büyük harfle verilecek ve otomatikman siz buraya the dog yazacaksınız. Şimdi the dog. Arkadaşlar bir köpekten bahsediyorum. Hangi köpek? Adam tarafından kovalanmış olan köpek. O zaman ben yine slash'ımı koydum. Ve dedim ki the dog which was. Bakın şimdi. Which was chased. Şöyle chased yazdım. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Pasif cümleler önemliydi yani. By değil mi arkadaşlar? With, by the man. Adam tarafından bir tane adam var. Evet. Gelin birlikte okuyalım şimdi. Bu köpeği kovalamış. The dog which was chased by the man. Adam tarafından kovalanan, peşinden koşulan o köpek değil mi arkadaşlar? Had been stolen. Ne yapılmıştı? Çalınmıştı. Evet. İşte bu kadar. Şöyle. Burada hangiyi anlatıyor? Herhangi bir köpekten değil, adam tarafından kovalanılmış olan köpekten bahsedeceğim. Tamam mı? Peki. Sayfamı çevireceğim az kaldı. Burası biraz zor iyi dinleyelim lütfen. Arkadaşlar şimdi benim elimde bir şirket var. Company is... Bakın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim size. Work forla kullanılır. Eğer siz herhangi bir şirkette çalışıyorsanız kullanırsınız. Peki ben ne yapıyorum? Elimde iki tane work var. Ekmek parası için çalıştığım iş geniş zamanda kullanılır. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman I currently work diyebilir miyim? Gelin yazalım. I currently Evet biraz zor bir kelimedir okunuşu. I currently work for a company. Şimdi ben bir şirket için, bir agency için, bir company için çalışıyor muyum? Agency için çalışıyorum. I currently work for an agency ya da company nasıl isterseniz. Bakın burada a company diyorum bir dakika ya da an agency buna bir bakalım arkadaşlar burası önemli for an, an agency özür dilerim burada varmış ben görmedim şurada eni görmedim arkadaşlar an agency. Şimdi bunu yazdım. Şimdi ben bir agency'de çalışıyorum. Doğru mu? Güzel. I currently work for an agency. Bir agency için çalışıyorum. Peki hocam hangi agency işte burada relative clause devreye giriyor. Bakın şimdi. Which is yani hangi sahada görev alan bir agency bu? Gelin birlikte bakalım. Which is working, değil mi? Şey, ne onadı? The marketing. Şöyle ben biraz kısa yazmak zorunda kalacağım. Yerim kalmadı. Şöyle e, marketing company diyebiliriz arkadaşlar. Evet pazarlama firması. Şimdi gelin okuyalım. Kapattım. I currently work for an agency. Ben bir ajantada çalışıyorum. Şimdi siz bana bir soru soruyorsunuz. Hocam hangi ajanta? Bakın biz ne dedik? İnsan dışı varlıklar söz konusu ise which veya that kullanabiliriz dedik. Which is working the marketing company. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Aslında çok basit değil ama mümkün mertebe pratik. Peki bir tane daha yapacağım. Şimdi bu biraz kolay. Elimizde ne var arkadaşlar? Dedim ya sınavda size mutlaka ilk kelime büyük harfle verilecek. The game. Ben bir oyun oynuyorum doğru mu? Ama sorun şu. Hangi game? Gelin yazalım. Şimdi the game yazdıktan sonra açıklama yapacak olan relative clause gelsin. Bir kere game insan dışı bir varlık mı? Evet. Which ya da that diyebilir miyim? Derim. Neye bağlı? Burada verilmiş olan kelimeye bağlı. Şimdi which mi yazdım? Güzel. Which I have been playing lately. Hocam neden I have been playing diyorsun? E, lately demiş. Present perfect continuous tense kullanmam gerekiyor. Şimdi gelin beraber yazalım. Which I have been playing evet lately. Son zamanlarda oynadığım değil mi arkadaşlar? Kapattım. Şimdi o cümlemin kendisi aslında ne? The game is difficult. Bir tanım cümlesi. Doğru değil mi arkadaşlar? Bir can, şu T olacak bu arada. Difficult. Tamam T olarak yazdım. To Öf, bakalım bir saniye arkadaşlar. To find. Ha, bulunması zor bir oyunmuş değil mi arkadaşlar? To find diye de ekleyebilirim ama. Şuraya kadarki kısım benim için çok önemli. The game. Oyun. Hangi oyun? which I have been playing lately. Bakın arkadaşlar son zamanlarda oynadığım şu oyun var ya is difficult to find. Gerçekten bulunması zor. Satın almak istiyorsan bulması zor diyor. Lütfen bu kısmı bir kere daha dikkatlice dinleyelim. Önemli. Şimdi geldik arkadaşlar. Dedik yani type 2. Biz ne dedik? Bir if clause işleyeceğiz. Ve bu if clause'da ne vardı? Type 2 vardı arkadaşlar. Type 2'nun esprisi neydi? Şimdi if'in arkasından fiilin ikinci halini getir. Ana cümle söz konusu olduğunda genellikle sınavda would ve fiilin birinci hali karşıma çıkacak. Daha önceki videolarda böyle anlaşmıştık sizinle. Şimdi başlıyorum. Ifli cümlem burada mı? Burada. O zaman ben have'in ikinci halini bilmek durumundayım. Bakın şimdi. If Tonguç had more free time ya eğer Tonguç'un daha fazla boş zamanı olsaydı bakın would he would travel ne yapardı arkadaşlar? Çok daha fazla farklı bölgelere, farklı yerlere seyahat ederdi. Bir. Şimdi if'i gördüm. Paranteze baktım. Değil mi arkadaşlar? Düzenli bir fiil söz konusu. Study, Study düzenli ise ikinci hali değişmeyecek. Sadece ne yapacak? ED alacaktı. Y'yi i'ye çevirdim. ED'yi ekledim. If he studied harder. Eğer o fazla, o daha fazla ders çalışsa, daha sıkı ders çalışsa, ister would yazarım, ister would'u kısaltırım. He'd derim. Değil mi arkadaşlar? Ve fiilimi birinci halde getiririm. He had better. Bakın. He would get better grades bakın hed get he get özür bir daha okuyorum arkadaşlar he would get better grades in school okulda çok daha iyi notlar alırdı buna inanabilirsiniz diyor bakın şimdi burada he var mı var arkadaşlar o zaman ne yapmam lazım b'yi gördüğüme göre olumsuzlaştırmam lazım hemen yazdım arkadaşlar he wasn't afraid of heights if var değil mi bakın eğer yükseklik korkusu olmasaydı ne yapabilirdi he would. Would'u kısaltabilir miydim hocam? Evet. Fiil birinci halde geldi. He would go skydiving. Skydiving'e mutlaka giderdi. Ama hepsi hayal. Gerçek olmayan durumları anlatıyoruz. Devam edelim lütfen. If Tonguç no fiilinin eğer ikinci halini biliyorsam hemen yazarım arkadaşlar. If Tonguç knew. Eğer Tonguç bilseydi neyi? Nasıl yüzüldüğünü bilseydi he would enjoy. Sınavda kesinlikle kısaltmalı yazabilirsiniz arkadaşlar. Going to beach more. Daha fazla yüzmek için daha fazla plaja giderdi gibi bir anlam yükledi bize. Devam edelim. Bakın şimdi. Arkadaşlar ben ne yaptım? Be yok. Fiilin kendisi var not eşliğinde. Ama ben past simple ile kullanmak zorunda mıyım? Evet hocam. İlla her şey olumlu mu olmalı? Hayır bakın parantezde olumsuz var. If he didn't have. Bakın if he didn't have to work tomorrow yarın çalışmak zorunda olmasaydı değil mi arkadaşlar he would stay up bizimle geç saatlere kadar oturabilirdi gibi bir anlam çıkacak. Süper gidiyoruz bence. If Tonguç lived biz ne yaptık? If'li cümleyi gördüğümüz anda Değil mi? Type 2'de hemen arkasından verb 2'yi getirdik. Leave düzenli bir fiil mi? Evet. Ver verb 2'yi. If Tonguç lived in a bigger city. Tonguç eğer daha büyük bir şehirde yaşıyor olsaydı ne yapardı? Kısalttım. He would. Ne yaptım arkadaşlar? Have birinci halde geldi. He would have more opportunities to explore. Böyle çevreyi keşfetmek için orayı buraya keşfetmek çok daha fazla imkanı olurdu. imkanı olacaktı diyor arkadaşlar. Devam. Şimdi practice'i buraya yazarım. Bakın şimdi. Practice yazdım mı? Düzenli bir fiil mi? Sadece arkasına D vermem yeterli. If he practiced his guitar more often. Eğer gitarını çok fazla pratik yapsa var ya ne yapacak? Evet çok fazla pratik yapsa ne olacak? He would become a better musician çok daha iyi bir müzisyene dönüşebilecek. Hemen kısaltmasını yaptım ve become olduğu şekilde birinci halde geldi. He would become a better musician çok daha iyi bir müzisyen olur demiş. Şimdi geldim if Tonguç had diyebilir miyim hocam? Tabii ki diyebilirsin. Bakın if Tonguç had. Çünkü if hemen arkası verb 2. Murmani eğer Tonguç'un daha fazla parası olsaydı he would. Bakın bu sefer açık yazdım. Fiilimin birinci haline getirdim. He would buy a new car. Yeni bir araba satın alırdı biliyor musun? O keratanın öyle bir özelliği var. If he take ne yapacağım arkadaşlar? İkinci hal. If he took more risks. Eğer daha fazla riske girse he would have. Gördünüz mü? He would have more exciting experiences. Eğer daha fazla riske girse var ya. Çok daha heyecanlı tecrübeler, yaşamlar sürebilecek. Müthiş. He would have. Biraz kötü yazmış olsam da yerim dar olduğu için. Ve son. Yine if Tonguç. Tonguç baba. Şimdi. Hocam B be var benim ne yapmam lazım? If. Type 2 B gördün hemen was'ı getir. Veya özne çoğulsa were'ı getirirdim. Doğru mu arkadaşlar? If Tonguç was wasn't. If Tonguç were, weren't. Şimdi biz ne yapıyoruz? If I were you. Şikayemiz şöyle. Eğer hoca kesinlikle ve kesinlikle if I were, wasn't'ı istemiyorsa, if I wasn't istemiyorsa, if I were olarak ya da if I weren't you olarak yazmam gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu tabi hocanızın nasıl ders anlattığına bağlı arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Eğer kedilere karşı alerjisi olmasaydı Tonguç ne yapardı? He would adopt. İşte bu kadar. He would adopt one as a pet. Değil mi? Evcil hayvan olarak bir tanesini edinirdi. Fakat buradaki problem şu. Arkadaşlar hayal durumlarında gerçekleşmeyecek olan şu anda gerçekleşmeyecek olan hayalleri anlatırken biz bunu type 2'de değil mi arkadaşlar? Unreal. Real gerçek. Unreal gerçek olmayan durumları ifade edecek. If'in arkasından verb getiriyorum. Ve arkadaşlar ne yapıyorum? Ana cümlemde would verb 1 yaparak sayfamı şıkırt diye Çeviriyorum. Şimdi benim yine en sevdiğim noktalardan bir tanesi yüzde 99 sınavda gelir arkadaşlar. Tamam yüzde bir boşluk bıraktım. Ama siz tabi yine yüzde yüz diye aklınızın bir kenarına yazın. Bakın şimdi. From my perspective. Benim yani buradan bakıldığında görünen şu şu dersiniz ya arkadaşlar. Yani benim perspektifimden, benim bakış açımdan demektir. Personally kişisel olarak düşüncelerimizi ifade etmek isteriz. To be honest. Ne yapıyorum? Yazarken he ama okurken h yok. To be honest. Valla açık olmak gerekirse, dürüstçe konuşmak gerekirse anlamını verir. I have to disagree. Sana katılmak yani disagree reddediyorum değil mi arkadaşlar sana katılmıyorum gibi e, seninle aynı fikirde e, olamıyorum gibi bir anlam verecek. I have to disagree bunu reddetmek zorundayım diyor yani. Şimdi tabii ki biz ne yapacağız? Bu fikir beyanlarında boşlukları dolduracağız. Şimdi arkadaşlar birinci kişi diyor ki what do you think about social media? Bana sordu. Hocam sosyal medya hakkında değil mi? Bakın what do you think? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben hemen buraya personally yazdım. Çünkü neden buraya personally yazdım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın personal opinion ya kendi kişisel bilgilerimi bildiriyorum ya arkadaşlar. Person biliyorsunuz kişi demek. Personally değil mi? Kişisel olarak I think it can be a great way to stay connected with friends and family. Bakın. Kişisel olarak benim düşüncem şudur ki arkadaşlarımla, ailemle connected halde olmanın en baba yoludur. Çok güzel bir yöntemi olabilir. Bir. Ben böyle düşünüyorum. Fakat birinci kişi de diyor ki, "Ya Alper hocam, yes, evet öyle düşünüyorsun ama but don't you think it can also be a bit distraction from important things like studying or working?" Fakat bu sosyal medya dediğimiz olay son derece önemli bir takım. Mesela ders çalışmak, mesela çalışmak, para kazanmak gibi bu önemli olaylardan bizim aklımızı çelici bir unsur yani bunun da olabileceği aklına gelmez mi senin hiç? Bana böyle bir şey diyor. Well that's true. Ya aslında sana bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğin şey çok doğru, çok güzel. But to be honest. Ama dürüst olmak gerekirse. Şimdi ben ne yaptım? Kişisel fikrimi verdim. Ve bakın to be honest kişisel fikrimden de vazgeçmiyorum. Dürüst olmak gerekirse I also believe that şöyle bir inancım var. That it's up to the individual. Bakın bu kişinin kendisine bağlı. To use it responsibly. Yani bunu nasıl kullandığın çok önemli. And set limits. Kendine koyduğun limitler değil mi? For themselves. Çok önemli. Ben böyle düşünüyorum diyorum. Peki birinci kişi bana diyor ki I have to disagree. Bak hala bana katılmıyor. Hala bana katılmadın ne yapıyor? I have to disagree. Yani seni reddetmek zorundayım diyor. Hemen gelin şuraya arkadaşlar. I have to. Şimdi agree katılmak, disagree reddetmek. Yani katılmamak. Dis yazdıktan sonra hemen agree. Agree bir dakika arkadaşlar yanlış almış olabilirim. Şu da E olacak. Tamam, şöyle yapalım. I have to disagree. Ben seni reddetmek zorundayım güzel kardeşim diyor bana. I still think it can be a huge time. Western bakın sana zaman kaybettirici zamanını öldüren şey olduğu hem de çok büyük bir zaman kaybı olduğunu iddia ediyorum diyor. Ben de karşımdaki insana artık defteri dürelim gevezeliğe gerek yok. Çocukların vaktini alıyoruz. I understand your opinion diyorum ki ya seni anlıyorum usta. Haklısın. But şimdi buradan baktığımda from my perspective gelin yazalım. En güzeli from my şöyle pers perspective zorla sığdıracağım. From my perspective benim bakış açından it's all about finding a balance. Bakın iş denge kurmaya bakar. And making sure it doesn't interfere with your bakın priorities öncelikler. Senin önceliklerine, değil mi? El sürmediği sürece benim bakış açımdan vallahi bir sorun yok ama senin de fikrine saygı duyuyorum dedim. Peki, geldim buraya. Şimdi arkadaşlar, müthiş bir kullanım. Ben size dersin başlangıcında demiştim ki ifli cümlelerim vardı, wishli yapılarım vardı. If only I wish. Bunlar da fiilleri ikinci halde ister demiştim. Şimdi burada önemli olan tabii ki konuya hakim olmak. If only I wish keşke ifadesi değil mi? Olmayacak olan durumları hali hazırda hayal ederken past simple ve ifade etmek demek. Şimdi biz dedik ki if only Malala won. Şimdi benim neyi bilmem lazım? Win fiilinin ikinci halinin won olduğunu bilmem lazım. Malala keşke Nobel'i kazansa diyorum değil mi? Bak truly deserves it. She truly deserves. Hakikaten de o hak ediyor. Buradaki hikaye ne? If only fiilin ikinci halini isteyecek won. Müthiş. Geldim ikiye. I wish. I wish'i gördüğüm anda ben bakın ne yapıyorum? Fiilimi ikinci halde getiriyorum. I wish I met Musk. Keşke Elon Musk ile bir gün değil mi? Tanışsam. He is such an inspiration. Yani o bizim ufkumuzu açar, bize ilham verir falan filan gibi. Bakın if only one. I wish Matt fiillerin ikinci haline getirdi. Yine bir if only yapısı benim karşımda. If only more people understood. Peki burada önemli olan neydi? Değil mi? Understand fiilinin bakın arkadaşlar ikinci halinin understood olduğunu bilmem gerekiyordu. Importance of climate change. Keşke çok daha fazla insan iklim değişikliğinin öneminin farkında olsaydı. Değil mi arkadaşlar? Peki geldim dörde. Yine bir I wish yapısıyla ne yapıyorum? Yine bir I wish yapısıyla karşı karşıyayım. I wish keşke demekti. Fiilin ikinci halini isterdi. Have fiilinin ikinci halinin had olduğunu bilen arkadaşlar sınavda kazandı. I wish I had the courage to stand up for what is right. Yani diyor ki doğru olanın yanında olacak cesaretim keşke olsa. Değil mi? Kim gibi? Rosa Parks'ın yaptığı gibi. Bakın arkadaşlar on numara 5 yıldız. If only. Yine gördüğüm if only. Fiilimin, bakın arkadaşlar bu düzenli bir fiil mi? Düzenli fiil. Düzenli fiili ben olduğu gibi yazarım, arkasına ed veririm arkadaşlar. If only we lived in a world where gender and race do not determine opportunities. Ne kadar güzel. Bakın şimdi arkadaşlar diyor ki, ya keşke öyle bir dünya olsaydı ki bu dünyada ne cinsiyet ne de ırk. Do not determine opportunities değil mi? Olayların, fırsatların belirleyicisi, ırklar ve efendime söyleyeyim cinsiyetler keşke olmasaydı diyor değil mi arkadaşlar? We need more heroes. Bizim öyle kahramanlara ihtiyacımız var ki işte, Kama, işte ne onun Kamala gibi mesela. Obama gibi mesela değil mi arkadaşlar? Siyahi ama ne oldu? Başka, Amerikan başkanlığını aldı. Onu vurgulamaya çalışıyor. 6'ya geldim. If I bak şey if diyorum özür dilerim. I wish'i gördüm ve no fiilinin ikinci ay çok kolay. O'yu e yapıyorum sadece. Bakın arkadaşlar. If I knew how to code like Ara. Şimdi diyor ki ben şunu anlarım, şunu bilir, şunu söylerim diyor arkadaşlar öğretmeniniz sınav esnasında. Ben size if only'yi verdim mi? Verdim. I wish'i verdim mi? Verdim. Diyor ki fiillerin ikinci halini gerçekten ezberlemek, zihninize yazmak ve bu yapıları gördüğümde aynı zamanda if type 2 yani if, if clause'larda type 2'yi gördüğümde o fiillerin ikinci halini boşluğa yerleştirmek sizin mesuliyetinizdedir diyor öğretmeniniz. Aynen dedim ya yüzde yüz sorar diye. Şimdi geldik arkadaşlar bakın. Son derece güzel bir değil mi? Metin var elimde. Gayet uzun dikkat etmemiz gerekiyor. Hazırsak başlayalım efendim. Şimdi slice değil mi? Dilim dilim doğruyorum. Demodan geliyor. Bakın demo demonstrate göstermek değil mi? Sunmak arkadaşlar. Watch seyretmek, savor tadını çıkartmak. Feature öne çıkartmak, grill ızgarasını yapmak, experiment tecrübe etmek, deneyimlemek, offer, bakın iki tane offer'ım var demek ki iki kere kullanacağım değil mi? Sunmak, ileri sürmek gibi yani. Chop değil mi? Tak 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 doğramak. Take place, gerçekleşmek, başlamak, vuku bulmak, olmak yani. Use, kullanmak, enjoy, keyif almak, have, sahip olmak. Hazırsanız başlayalım. Diyor ki, başlığa bakın. The annual food festival, Yıllık değil mi? Bir yemek festivali varmış arkadaşlar. Beraber boşluğu dolduracağız. Evet. and an, The annual food festival is a popular event. Bakın. Bu yıllık yemek festivali değil mi arkadaşlar? O kadar popüler bir olay ki. Bakın. Bizim şehrimizde yer alır. Bizim şehrimizde gerçekleşir. Zaten genelde bu tür paragraflar. Take, genelde diyorum aman diyeyim ha. Take place ile başlar. Bir olay take place yapar arkadaşlar. Peki neye dikkat edeceğim? Bakın şuna dikkat edeceğim. A popular bakın a popular event. Tekil mi? Tekil. O yüzden s veriyor. Şimdi anladınız mı olayı? Takes place gerçekleşir, vuku bulur, olur. The annual food festival is a popular event that takes place in the city every year. Bizim şehrimizde her yıl gerçekleşen bir olaydır. Devam etmek istiyorum. The festival. Bu öyle bir bayram ki. Bakın bu festival ne yapıyor? Bize bir şeyler sunuyor değil mi arkadaşlar? Offer'ı verdi ya iki tane. Belli ki buna benzer bir yapı birazdan yine gelecek. Şimdi hemen şuraya ben tekil mi özlem? Tekil. O zaman ben buraya ne yaparım arkadaşlar? Şu o olacak özür dilerim yanlış yazdım. Offers. Evet okuyalım. The festival offers a wide variety of food stalls. Food stall böyle tezgahların yemek tezgahlarının olduğu yer ve diyor ki bu festival bize neyi sunar biliyor musunuz büyük çeşitlilikleri ki o yemek tezgahlarını sunar peki bu yemek tezgahları bize neyi öne çıkartacak neyi ön plana çıkartacak? E tabii ki de delicious food. Şimdi arkadaşlar özellik anlamındaki bakın şöyle yapalım bir dakika e, buradaki offer'ın üstünü hemen çizelim arkadaşlar. Ha, şunun üstünü çizdik. Diyor ki bak, feature özellik demektir. Gelin buraya feature yazalım. Eğer ben buraya direkt feature yazarsam özellik. Fakat buradaki a wide variety of stalls that feature delicious food ha lezzetli yemekleri ön plana çıkartır from all over the world. O zaman feature'ın da üstünü çizmek durumunda kaldım arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi dünyanın birçok yerinden ya da şehrin birçok yerinden visitorlar gelecek mi? Gelecekler. Bakın şimdi have the opportunity fırsata sahip olmak demek. Doğru değil mi? O zaman visitors have the opportunity ne, nasıl bir fırsat to taste exotic ah egzotik yiyecekleri tatma fırsatına sahip olurlar dedim ve have fiilinin üstünü hemen çizdim. Peki nedir bu egzotik yiyecekler? Sushi olabilir, taco olabilir, kebaplar olabilir arkadaşlar. On numara 5 yıldız. At the festival şimdi şu festival öznemize geri bir dönelim. Bu festivalin içerisinde bakın özleme geri döndüm. Bu festivalin içerisinde chefs, değil mi? Bakın yemek şefleri, and cooks. Cook neydi? Yemek pişirmekti. Ama kelime aynı zamanda aşçı anlamına gelir arkadaşlar. Şefler ve aşçılar bize bir demo yaparlar, değil mi? Bir sunum yaparlar, doğru mu arkadaşlar? O zaman özür dilerim. Hemen şuraya demonstrate kelimemi alıyorum. Bakın öznem çoğul olduğu için şöyle Hemen yazdım. Demonstrate fiilim s almadı. Demonstrate their culinary skills. Mutfak becerilerini. Bakın skill beceriyi ifade eder. By preparing mouth watering dishes. Ağız sulandırıcı yemeklerini hazırlayarak. Doğru mu arkadaşlar? Right in front of the visitors. Diyor ki şefler ve aşçılar. Visitorların yani ziyaretçilerin tam da önünde ağız sulandırıcı yemeklerini hazırlayarak mutfak marifetlerini sergilerler dedi. O zaman demonstrate kelimesinin de üstünü çizmek durumunda kaldım. Hadi devam. Şimdi bakın bazı şefler peki bakalım bazı şefler ne yapıyor? Some chef bazı şefler use Traditional methods, geleneksel metotları kullanırlar arkadaşlar, değil mi? Geleneksel metodlar, yani yeteneklerini sergilerken belki közde yapıyor, belki kömürde yapıyor, geleneksel bir metot sergiliyor bize. Traditional, ha yemek pişirmenin gördünüz mü? Use traditional methods of cooking, yemek pişirmedeki geleneksel metodları kullanırlar ama diğerleri. Bakın while amayı ifade eder, değil mi arkadaşlar? While others. Şimdi diğerleri ne yapacak? Bakın ben ne dedim size? tecrübe etmek experiment bize bunu sunuyor o zaman hemen buraya yazdım kelimemi. Experimental fiil olarak kullandım. With new and innovative techniques. Neyi tecrübe ediyorlar? Neyi bakalım? With new, yeni ve değil mi? Innovative. Innovative de yeniliği yenilikçiyi ifade edecek arkadaşlar. Teknikleri kullanıyorlar. Müthiş. Demek ki kimisi geleneksel metodları, kimisi inovatif. Yenilikçi teknikleri kullanırlar arkadaşlar. Şimdi geldim 8'e. Peki o sırada visitorlar ne yapar arkadaşlar? E tabii ki de hocam watch yaparlar dediğinizi duyar gibiyim. O zaman Hemen buraya. Watch kelimesini aldım. Cümlemi Türkçe'ye çevirdim. Watch'un da üstünü çizdim. The visitors watch the chefs in amazement as they... Neler yaparken bakalım. Şimdi şefler, şifler ne yapacak arkadaşlar? Değil mi? Mesela chop yapabilir. Doğrayabilir. Tamam. Chop'u yazdık. Slice yapabilir. Değil mi? Şöyle... E, efendime söyleyeyim. Dilim dilim kesmek. Ondan sonra başka neler yapabilir? Ve bunları kestiklerini grill yapabilir. Değil mi? Izgara edebilir. Bakın arkadaşlar slice. Dilim dilim doğradı. Chop yine küp küp belki doğradı. Bilmiyorum ama bir şekilde doğradı. Sonra bunları attı ızgaranın üzerine ve bakın ne yapıyorum? İzliyorum onların maharetlerini. The, the ingredients. Yani içerikler bunlar. Muhteviyatlar. O yiyecekler arkadaşlar. Ve şimdi devam et Bakın. Öyle bir şey var ki in addition to Bakın ek olarak demek. Add eklemek ya. Şöyle yapayım. Add eklemek demek. Doğru değil mi? In addition to the food stalls. Yani bu yemek tezgahlarının. Değil mi arkadaşlar? Yemek tezgahlarını ek olarak. The festival. Biz ne demiştik? Festival bakın bize bir şeyleri offer ediyordu. O zaman yine burada bir offer durumu söz konusu. İzleyin şimdi. The festival offers. Şimdi festival tekil mi? Tekil. Sunmak o ileriye doğru sunuyor. Bize gösteriyor. Değil mi? Bize teklif ediyor. Various entertainment. Ha bu yemeklerin memeklerin yanında birçok eğlence programını da bize sunmakta. Müthiş. Neler? Live music. Canlı müzik. Yaşamak anlamındaki live fiili aynı zamanda live müzik, canlı müzik olarak karşımıza çıkar. Dans performances da, dans performansları da bize eğlence anlamında sunuyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman ne yaptım? Diğer offer'ımı da, bu arada yüzü kullanmıştık galiba değil mi? Diğer offer'ımı da hop çizdim ve başka renkte kalem aldım elime. Geldim. Şimdi devam ediyorum. 13'ten devam ediyorum. O sırada visitor'lar bakalım ne yapıyor? Arkadaşlar festive değil mi? Burada bir festival, bir bayram, bir ziyafet var ve bu bayram ortaya Tamının ne yaparlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir kelime vardı, saver tadını çıkarırlar. Gelin yazdık. Favor, favor, savor. Oradan aklınızda kalabilir. Bakın the visitors savor the festive atmosphere. Değil mi? Bakın bu yortu atmosferinin, bu bayram, bu festival atmosferinin tadını çıkartırlar. Ne yaparken? Bir bakalım enjoying. Değil mi arkadaşlar? Bakın keyif alırken. Çünkü zaten geriye bir tek enjoy fiilim kaldı. Onun da üstünü çizdim. While enjoying. Şimdi bir şey öğreteceğim. Şuraya önce enjoy yazayım. Diyeceksiniz ki hocam neden ayancı verdiniz? Bağlaçların arkasından özne kullanmadan direkt fiili getiriyorsanız arkadaşlar o fiilin üstüne lütfen ayancınızı unutmayın diyorum ve sayfamı çeviriyorum. Şimdi en sevdiğim konulardan bir tanesi yüzde 1.2 milyon yazılıda sorulur. Neydi bu? Tabii ki sıfatlarımızın süperlatif en halleri en. Şimdi burada yapmam gereken şey ne? Çok basit. Bakın arkadaşlar ben sıfatımı buldum. Şimdi süperlatif ne yapacaktı? değil mi? Bir D yapacaktı. Duruma göre yani çok heceli bir sıfatsa most getirecekti. Tek heceli bir sıfatsa est, est getirecekti. hottest. Da olduğu gibi the most expensive de olduğu gibi. Şimdi high. Ben önce ne yapacağım arkadaşlar? D'yi bir kere koyacağım superlative olduğu için. Superlative. D'yi koyduktan sonra high ağızdan çıkarken bir tane A çıktı bakın. Hay ünlü. O yüzden hemen arkasına ne yaptım? Kırmızı kanibimle EST'yi getirdim ve defteri durum gibi durdum. Mount Everest is the highest mountain in the world. Everest tepesi değil mi arkadaşlar? Dünyadaki en yüksek dağdır dedim. Large. Şimdi bakın her ne kadar iki tane ünlü harf olsa da ağızdan sadece A çıkıyor. O yüzden yine The'yı yazdım. Large yazdım. Bakın large yazdım ama ne yapmak zorundayım? Yine EST değil mi? Getirmek durumdayım. Çünkü içerisinde bir adet ünlü var. Yazılışı önemli değil. Ağızdan çıkarken kaç tane ünlü var? Large. Bir tane var. A çıktı sadece. Diyor ki The Amazon Rainforest. Amazon ormanı. Değil mi arkadaşlar? Bakın bir yağmur ormanı. Is the largest rainforest in the world. Dünyadaki en büyük ormandır. Şimdi çita en hızlı mı? En hızlı. The'yı yazdım. Fast getirdim. Tek heceli olduğu için EST getirdim ve dedim ki en hızlısıdır dedim. Değil mi arkadaşlar? En hızlı kara hayvanıdır. Land animal dedim. Şimdi buraya bakıyorum. Wildly spoken. Hmm. Hocam burada tek hecenin tamamen dışına çıktığımız bir durum söz konusu. O zaman D'yi getirdim ya arkadaşlar. Hemen Most yazdım ve bakın wildly spoken English is wildly spoken. Ama nasıl wildly? En yaygın şekilde diyeceğim ya the most hemen şuraya wild bakın wildly spoken'ı yazdım ve defterimi kapattım arkadaşlar. Bir sonraki hot da zaten Sayfanın en başında ben size hatla örnek vermiştim hatırlarsanız. Sadece ne yaptım? Double T, çift T yaptım ve the hottest, değil mi? Desert. Dessert dersem çift S ile yazarım, tatlı derim. Desert dersem tek S ile yazalım, çöl derim arkadaşlar. O zaman en sıcak çöl olduğunu Sahra'nın da söylemiş oldum. Ve Titania'ya geldim. Şimdi arkadaşlar, famous'a baktım. Tamam ama önce D'yi yazdım. Famous, F, bakın bir E çıktı, Mus. Bir de ı'ya benzer bir harf çıktı. İki tane ünlü ağzından çıktı. O zaman the most, değil mi arkadaşlar? Hemen buraya famous'ı değiştirmeden yazdım. The Titanic ya da Titanic diye de okuyabilirsiniz. Is the most famous ship in history. Tarihteki en ünlü gemidir demiş oldum. Peki hocam, komparatifte durum neydi? Komparatifte tek heceli ise ER getirdim. Çok heceli ise more getirdim karşılaştırma edatı olarak da den kullandım. Buyurun bakalım. This restaurant is better. Hocam niye burada better? Çünkü good. Neydi arkadaşlar? Düzensiz bir sıfattı. Daha iyi anlamına kavuşurken better olarak karşıma en iyi de the best olarak karşıma çıkacaktı. This restaurant is better than the one. Şimdi bu restoran bakın ne yapıyor? Then. Şundan değil mi? Hani gittik ya biz geçen hafta ondan daha iyidir dedim. Karşılaştırma yaptım. Pekala hocam tall hemen ereyi verdim. She is taller than her sister. O bacısından daha uzun boyludur. Kız kardeşinden. My phone is expensive. Yapamam. Ne yapamam? Expensiver diyemem arkadaşlar. Yanlış olur. O zaman more getirdim ve hemen expensive'i şuraya sığdırmaya çalıştım. My phone is more expensive than hers. Onunkinden daha pahalıdır. Interesting. Şimdi birden çok hece var mı? Var. O zaman ne yapacağım? Arkadaşlar kelime aynı kalsın lütfen. Çünkü yerim yok more diyeceğim. The movie was more interesting than. More than kalıbı hop karşılaştırmamı yaptım. Geldim arkadaşlar araba muhabbetine. Hadi girelim birlikte araba muhabbetine. Şuradan hemen bir tane kahveden kalem alalım. The car bak his car onun arabası faster. Gördünüz mü arkadaşlar? E'yi getirdim tek de. Faster than mine benimkinden daha hızlı. Beautiful. Şimdi yine beautiful parantez içinde kalsın. Ben sadece more getirmek istiyorum arkadaşlar. The red dress is more beautiful. Niye? E çünkü çok aceli. O yüzden more than kalıbını kullandım. More beautiful than the blue one. Tamam mı arkadaşlar? The test was difficult. Şimdi difficult bakın tık tık tık. Üç tane ünlü ağzından çıktı. Sadece more yazmam yeterli. The test was more difficult than I thought it would be. Yani benim olabileceğini sandığımdan daha zordu arkadaşlar. Bu test bu sınav daha zordu. More than. The coffee is strong. Bakın sadece o var. O yüzden ben buraya ne yaparım? Strong yazarım. Sadece er getiririm. This coffee is stronger than the one I had yesterday. Dün içtiğimden daha koyu. Müthiş. The weather is colder. Bakın tek bir tane ünlü var. Er'ye getirdim. Today than it was yesterday. Dün olduğundan daha soğuk. Değil mi arkadaşlar? He is busier. Ne yaptım arkadaşlar? Busy'yi getirdim. Değil mi? Hop ne? No, er. Y'yi i'ye dönüştürdüm. Er'yi getirdim ve defteri durdum. He is busier than she is right now. Değil mi? Şimdi kız meşgul ama o var ya kızın olduğundan daha meşgul. Bakın busier demiş oldum ve sayfamı çevirerek ödüllü soruyla size sınavda başarılar diliyorum. <laughs>